Amerikan istihbaratına göre İran'ın İsrail'e misilleme yapacağından artık hiçbir şüphe yok. Bilinmeyen şey ise bunun tabii ne zaman olacağı ve nasıl yapılacağı bununla ilgili elbette hala bazı soru işaretleri var. Şimdi tehdit büyürken Amerikan Başkanı Joe Biden'dan da İsrail'e bir destek mesajı geldi. İsrail'in Gazze'ye saldırıları 6 aydır devam ederken Orta Doğu geniş çaplı savaş riskiyle karşı karşıya. Gözler İran'a çevrildi. 1 Nisan günü Şam'daki İran konsolosluğunu vuran İsrail'e misilleme yapması bekleniyor. Amerikan istihbaratına göre İran'ın saldırısı günler içinde gerçekleşebilir. Bloomberg ajansı İsrail'deki askeri ve devlete ait bölgelerin yüksek hassasiyetli füzelerle veya insansız hava araçlarıyla vurulabileceğini yazdı. Ancak saldırıyı doğrudan İran Devrim Muhafızlarının mı yoksa diğer ülkelerdeki vekil güçlerin mi yapacağı bilinmiyor. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri tetikte. Başkan Joe Biden, İran tehdidine karşı İsrail'e tam destek sözü verdi. Başbakan Netanyahu'ya da söylediğim gibi, İran'dan ve bölgedeki vekil güçlerinden gelen tehditlere karşı İsrail'e olan güvenlik taahhüdümüz sarsılmaz. Tekrar ediyorum, sarsılmaz. İsrail'in güvenliğini sağlamak için her şeyi yapacağız. <laughs> ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant telefonda görüşüp İran'a karşı yanınızda istedi. Amerikan basırına göre Pentagon, İsrail'i hedef alabilecek füze ve insansız hava araçlarını düşürmeye yardım etmeyi değerlendiriyor. Ayrıca İran veya müttefiklerine karşı İsrail'le ortak bir askeri operasyon başlatmayı da reddetmiyor. <laughs> Misilleme beklentisi içindeki İsrail ise caydırıcılığını korumaya çalışıyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, topraklarımıza saldırması halinde tepkimiz çok etkili olacak. Düşman ona hangi sürprizleri hazırladığımızı asla bilemez diye konuşup gözdağı verdi. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katza, İran bizi vurursa biz de onu vururuz tehdidinde bulundu. And the Gerilim tırmanırken İran'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehir, başkent Tahran'ın hava sahasının askeri tatbikatlar nedeniyle çarşamba akşamı kapatıldığını bildirdi. Fakat haber kısa süre sonra yayından kaldırıldı. Alman havayolu şirketi Lufthansa, Tahran uçuşlarını güvenlik nedeniyle durdurdu.